Kase Medya programından herkese merhaba. Yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de Ankara'dan özel misafirlerim var. Kim var yanımızda? Atıl Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Sayın Nafız Alemdaroğlu ve yine yardımcı doçent doktor Sayın Altan Özkil bizlerle hem sivil havacılığı hem de Atıl Üniversitesi'ni konuşacağız. Programımız başlıyor. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ankara nasıl öncelikle? Oldukça yağmurlu. Yağmurlu. Evet. İstanbul'da yağmurlu. Çok evet. Farklı değil aslında. Sağ olun, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz tekrar. Sivil havacılık dedik. Hemen sivil havacılıktan başlayalım. İlk şunu sormak istiyorum ben size. Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmeler sivil havacılıkla ilgili ne boyutta? Evet. Aslında Türkiye'de yükselmekte olan çok önemli bir durumda sivil havacılık. Özellikle havacılık taşımacılığı son yıllarda çok büyük bir artış geçirdi. Dolayısıyla hava yolu taşımacılığı çok büyük bir gelişim göstermekte. Evet. Gerek hava alanlarının yapılması, gerek uçakların satın alınması, yeni uçakların filolara dahil edilmesiyle çok büyük bir aşaması, yeni uçakların filolara dahil edilmesiyle çok büyük bir aşama kat. Ve devam da ediyor bu her geçen gün, değil mi? Evet. Tabii siz de sanıyorum bu bölümün yüksek okulunuzu aslında bu sektöre hitaben, yani bu gelişmelere istinaden de kurdunuz. Bunları dikkate alarak, yanılmıyorsam, değil mi? Doğrudur. Yani şimdi burada amacımız tabii bizim bu uçakları çalışır vaziyette tutmak. Biraz evvel de söylediğim gibi size, uçak ancak uçtuğu zaman para kazanıyor. Yerde kaldığı zaman hiçbir faydası yok. Dolayısıyla amaç bu uçakları sürekli olarak çalışır vaziyette tutmak, uçar vaziyette tutmaktır. Tabii kaza yapmadan. Kaza yapmadan tabii ki. Dolayısıyla bizim amacımız bu uçakların düzgün ve sürekli olarak çalışır halde durmasını sağlamaktır. Onun için de bakımlarının tam olarak yapılması, zamanında yapılması amaçlanmaktadır. Tam o noktada peki havacılık sivil, yani yüksek okulunuzda, sivil havacılık yüksek okulunuzda altında hangi bölümler var? Bakım dediniz, oradan. Evet. Sivil havacılık okulumuzda havacılık ulaştırma işletmeciliği, gövde motor bakım bölümü, uçak havacılık elektrik elektronik bölümü ve son olarak da bir pilotaj bölümümüz açılıyor bu sene. Dolayısıyla toplamda 4 bölümümüz bulunmaktadır. O pilotaj bölümünü daha detaylı konuşacağım. Ben de öğrenmek istiyorum. Ama hocama döneyim hemen. Ya aslında dikkatimi şu çekti, sormak istiyorum size. Bazı yüksek okullarda 2 yıllık ve 4 yıllık gibi farklar var. Yani ben de tam anlayamıyorum neden 2 yıllık, aynı bölüm bazen oluyor 4 yıllık. Bunun için ne demek istersiniz? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu soru bizim kayıt dönemlerinde de velilerden sık sık işittiğimiz bir soru. Dolayısıyla bu vesileyle... Tek benim dikkatimi çekmiyor. Evet, yani. Evet. Çünkü demin Sayın Nafiz Hocam'ın söylediği gibi uçağı uçurmak için bir takım teknisyenlere ihtiyaçlarımız var. Terminaller, havalanları, bunları işleticilere ihtiyaçlarımız var. Ve bunları uçuracak insanlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla yüksekokul olarak biz bu üçünü hedefleyerek kurgulanmış bir yapıdayız. 2 yıllık 4 yıllık farkına geldiğimizde 2 yıllıklar meslek yüksekokulları olarak görev yapan yerler. Takdir edersiniz ki 2 yıllık bir süre içerisinde böyle büyük bir operasyonun tüm bilgilerini öğrencilere nakledebilmek, onları gerekli bilgi seviyelerine getirebilmek çok kolay olmuyor. Evet. Özellikle teknik bölümlere ilişkin detay verdiğimde bu farkı daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Ve 4 yıllık okulları 2 yıllık okullardan ayırmamız gerekiyor. Tabii bu soruyla ben bir de şunu da cevaplamak isterim. Yüksekokul ile üniversite
üniversite farkı arasında da aslında ciddi bir kavram kargaşası yaşıyoruz insanlar olarak. Yüksek okullar mesleklere insan yetiştiren yerler. Yani yüksek okulun hedefi piyasa nereye gidiyor, ne yapıyor ve ihtiyacı neyse onları algılamak ve onları mutlaka eğitim programları üzerine mutlaka yansıtmak. Çünkü yani daha sektörel olarak sektörün direkt ihtiyacını giderecek bir insan yetiştirmek zorundayım. Bir makine mühendisi yetiştirirsiniz, endüstri mühendisi yetiştirirsiniz. Bunlar genel mühendislikleri öğrenirler. Biri bir fabrikada üretimle ilişkili çalışır. Biri bir fabrikada başka bir tasarım yapar. Onu uyguladığı alana göre şekillendirir. Ama bizde çıkan adam doğrudan işinin yerine ve koltuğuna oturur. Onun için de bu süreç bunların tamamında temel aradığımız bilgileri verebilecek süre 4 yıllık bir süre olduğunun altını çizmek istiyorum. Artı unuttuğumuz bir yıl daha var bizde. Bir de hazırlık sınıfımız var. Ve bizim en çok sıkıntı çektiğimiz, sektörün en çok sıkıntı çektiği şey var. Yabancı dil. Atılım Üniversitesi'nin Sivil Havacılık Yüksekokulu'nu tercih edecek olan öğrencilere söylüyorum. Yabancı dilde aranız yok ise lütfen bizi tercih etmeyin. Öyle demeyin. Öğretiyoruz. Çünkü gerçekten bu meslekteki başarıları direkt ona bağlı. Bütün operasyonel, uluslararası bir operasyonun içerisindeler. Olmazsa olmaz yabancı dil. Evet. Evet. Yine devam edeceğim bu. Bölümlere bakarsak bizim üniversitemiz vakıf üniversiteleri içerisinde 4 yıllık eğitim veren uçak gövde motor ve uçak elektrik elektronik konusundaki tek üniversite. Ve diğer üniversiteler ağırlıklı olarak devlet üniversiteleri. Çünkü ciddi bir yatırım gerekiyor, ciddi bir altyapı gerekiyor. Gerek laboratuvarları, gerekse birazdan sanırım yine Sayın Müdürüm açıklamalarda bulunur. Atılımın Esenboğa bölgesinde hem öğrenir hem çalışıp insanların işi daha iyi yapabilmeleri için oluşturduğu bir hangarı var. Ve bu hangarda insanlar bizatihi tulumları girip bu işin uygulama kısımlarını yapacaklar. Bu yine bizi diğer teknik açıdan diğer üniversitelerden ayıran özelliklerden biri. Bir de deminki söylediğim lisana bakarsak bu okulların içerisinde bütün eğitim programı İngilizce olan tek okul yine Atılım Üniversitesi. Diğerlerinde Türkçe ve İngilizce karışım eğitim veriliyor. Çünkü hep İngilizce. Bütün derslerimiz İngilizce olmak durumunda. Çünkü havacılıkta hayat maalesef İngilizce. O yüzden diyordunuz biraz önce. Dille ilgisi olmayan gelmesin. İlgisi yani elbette öğretiyoruz ama dil bir parça gönül işi. Evet. Dil bir parça sevgi işi. O içerideki sevgiyi, ışığı yakalamak lazım ki öğrencinin başarılı olabilmesi için. Bir diğer bir nokta daha söylemek istiyorum. O da bizim bu eğitim birimlerinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün yapmış olduğu bir sınıflandırma var. Tıpkı mühendislik bilimlerindeki akreditasyonlar, MÜDEK gibi akredite edilen kurumlar gibi SHE 147 diye bir belgemiz var. Bu onaylı hava aracı bakım eğitim kuruluşu belgesi. Dolayısıyla bu belgenin alımı için bizim üniversitemiz de hazırlıklarını yaptı, başvurularını yaptı ve süreci tamamlamaya çalışıyor. Bu yine bizim yakın bir zamanda diğer üniversitelerden ayırt edici bir özelliğimiz olacak. Çünkü bunu aldığınızda sizin eğitim programlarınızda, derslerinizde anlattığınız en ufak bir bilgi birikiminin nereyi nasıl etkilediğini Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kontrol ediyor. Bunlar uygundur diyor. Bu eğitimi ben kabul edebilirim diyor ve bir şekilde onay almış oluyorsunuz. Bu onayın ne faydası var derseniz, bu onayın faydasını kısaca açıklayayım. O da bu bakımla ilişkili uğraşacak arkadaşlarımız mezun olduklarında bunların bir lisanslandırma süreci var. Lisanslandırma süreçleri içerisinde okulda yapmış olduğu uygulamalı eğitimlerinin ne kadar olduğu çok önemli.
Onun için 2 yıllık, 4 yıllık farkında 2 yıllık okullarda ne kadar teorik dersi bırakıp da nazeri yaparsa yapsın 700-800 saatin ötesinde bir pratik eğitim veremiyor. Bir nevi staj gibi de diyelim. Staj gibi tabii. Ama bu 800'lük eğitimin karşısında A kategorisi bir belgelendirmeyle karşı karşıya kalıyor. Ama bizim bu 147'yi almış alacak Atılım Üniversitesi'nden mezun olacak olan öğrenciler 2300-2400 saat civarında pratik eğitim yapmış oluyor ve bu daha sonra bu işle ilişkili meslek hayatına atıldığında çok büyük bir altın avantaj bilezik olarak karşılarına evet, çıkacak. Evet. Peki hocam bu sene açıyorsunuz pilotaj bölümünü. Çok heyecanlısınızdır çok diye düşünüyorum. Tabii. Neler yaşıyorsunuz? Öğrenci alacaksınız. Ne hazırlıklarınız var? Pilotaj tabii üniversitemiz için de çok önemli şeylerden bir tanesi, girişimlerden bir tanesi. Çünkü biraz evvel de söyledik ki havacılık konusunda, hava taşımacılığı konusunda Türkiye'nin çok önemli bir eksikliği var bu konuda, pilot eksikliği konusunda. Dolayısıyla bir an evvel bu eksiklikleri getirmemiz lazım. Sözünüzün arasına giriyorum ama sadece pilot mu, teknisyen açısından tabii, da ihtiyaç da, var mı? O da çok önemli. Biraz evvel söylediğim gibi biz bu uçakları sürekli olarak uçar durumda tutmak zorundayız. Dolayısıyla bunu sağlayabilmemiz için de çok önemli bir eksikliğimiz olan teknisyen eksikliğini yerine getirmemiz gerekiyor. Şunu bilmek lazım, havacılıkta ne yaparsanız yapın muhakkak sertifiye edilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla uçağın kapısından dahi giremezsiniz eğer sertifikanız yoksa. Uçağın üzerinde torna vidasına dahi dokunamazsınız. Vidasına dahi dokunamazsınız. Eğer yeterince sert bölümlere bakarsak bizim üniversitemiz vakıf üniversiteleri içerisinde 4 yıllık eğitim veren uçak gövde motor ve uçak elektrik elektronik konusundaki tek üniversite. Ve diğer üniversiteler ağırlıklı olarak devlet üniversiteleri. Çünkü ciddi bir yatırım gerekiyor, ciddi bir altyapı gerekiyor. Gerek laboratuvarları, gerekse birazdan sanırım yine Sayın Müdürüm açıklamalarda bulunur. Atılımın Esenboğa bölgesinde hem öğrenir hem çalışıp insanların işi daha iyi yapabilmeleri için oluşturduğu bir hangarı var. Ve bu hangarda insanlar bizatihi tulumları girip bu işin uygulama kısımlarını yapacaklar. Bu yine bizi diğer teknik açıdan diğer üniversitelerden ayıran özelliklerden biri. Bir de deminki söylediğim lisana bakarsak bu okulların içerisinde bütün eğitim programı İngilizce olan tek okul yine Atılım Üniversitesi. Diğerlerinde Türkçe ve İngilizce karışım eğitim veriliyor. Çünkü hep İngilizce. Bütün derslerimiz İngilizce olmak durumunda. Çünkü havacılıkta hayat maalesef İngilizce. O yüzden diyordunuz biraz önce. Dille ilgisi aynen olmayan gelmesin. İlgisi yani elbette öğretiyoruz ama dil bir parça gönül işi. Evet. Dil bir parça sevgi işi. O içerideki sevgiyi, ışığı yakalamak lazım ki öğrencinin başarılı olabilmesi için. Bir diğer bir noktada daha söylemek istiyorum. O da bizim bu eğitim birimlerinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün yapmış olduğu bir sınıflandırma var. Tıpkı mühendislik bilimlerindeki akreditasyonlar, MÜDEK gibi akredite edilen kurumlar gibi SHE-147 diye bir belgemiz var. Bu onaylı hava aracı bakım eğitim kuruluşu belgesi. Dolayısıyla bu belgenin alımı için bizim üniversitemiz de hazırlıklarını yaptı, başvurularını yaptı ve süreci tamamlamaya çalışıyor. Bu yine bizim yakın bir zamanda diğer üniversitelerden ayırt edici bir özelliğimiz olacak. Çünkü bunu aldığınızda sizin eğitim programlarınızda, derslerinizde anlattığınız en ufak bir bilgi birikiminin nereyi nasıl etkilediğini Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kontrol ediyor. Bunlar uygundur diyor. Bu eğitimi ben kabul edebilirim diyor ve bir şekilde onay almış oluyorsunuz. Bu onayın ne faydası var derseniz, bu onayın faydasını kısaca açıklayayım. O da bu bakımla ilişkili uğraşacak arkadaşlarımız mezun olduklarında bunların bir lisanslandırma süreci var.
lisanslandırma süreçleri içerisinde okulda yapmış olduğu uygulamalı eğitimlerinin ne kadar olduğu çok önemli. Onun için 2 yıllık, 4 yıllık farkında 2 yıllık okullarda ne kadar teorik dersi bırakıp da nazari yaparsa yapsın 700-800 saatin ötesinde bir pratik eğitim veremiyor. Bir nevi staj gibi de diyelim. Staj gibi tabii. Ama bu 800'lük eğitimin karşısında A kategorisi bir belgelendirmeyle karşı karşıya kalıyor. Ama bizim bu 147'yi almış alacak Atılım Üniversitesi'nden mezun olacak olan öğrenciler 2300-2400 saat civarında pratik eğitim yapmış oluyor ve bu daha sonra bu işle ilişkili meslek hayatına atıldığında çok büyük bir altın avantaj bilezik olarak karşılarına çıkacak. Evet. Peki hocam, bu sene açıyorsunuz pilotaj bölümünü. Çok heyecanlısınızdır diye düşünüyorum. Neler yaşıyorsunuz? Öğrenci alacaksınız. Ne hazırlıklarınız var? Pilotaj tabii üniversitemiz için de çok önemli şeylerden bir tanesi, girişimlerden bir tanesi. Çünkü biraz evvel de söyledik ki havacılık konusunda, hava taşımacılığı konusunda Türkiye'nin çok önemli bir eksikliği var bu konuda, pilot eksikliği konusunda. Dolayısıyla bir an evvel bu eksiklikleri getirmemiz lazım. Sözünüzün arasına giriyorum ama sadece pilot mu, teknisyen açısından tabii, da ihtiyacı var mı? O da çok önemli. Biraz evvel söylediğim gibi biz bu uçakları sürekli olarak uçar durumda tutmak zorundayız. Hı hı. Dolayısıyla bunu sağlayabilmemiz için de çok önemli bir eksikliğimiz olan teknisyen eksikliğini yerine getirmemiz gerekiyor. Şunu bilmek lazım, havacılıkta ne yaparsanız yapın muhakkak sertifiye edilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla uçağın kapısından dahi giremezsiniz eğer sertifikanız yoksa. Hı hı. Uçağın üzerinde torna vidasına dahi dokunamazsınız. Vidasına dahi dokunamazsınız. Eğer yeterince sertifikasına dahi dokunamazsınız. Vidasına dahi dokunamazsınız. Eğer yeterince sertifika almamışsınız. Dolayısıyla bu teknisyenlik eğitiminin en önemli şeylerinden bir tanesi sivil havacılıktan sertifiye edilmesi. Yani hani teknisyenlik deyince aslında çok, hem çok basit bir iş değil hem de kendisine döngüsü de çok az değil, değil mi? Yanılmıyorum. Bizim mezunlarımız, yani teknisyen olacak mezunlarımız ama gerekli sertifikasyonu aldıktan sonra çok büyük ücretlerle iş bulabilmekteler. Bunu da belirtmek istiyoruz. Peki sektörel işbirlikleriniz nasıl? Havacılık sektörü çok gelişiyor dedik. Evet. Her geçen gün. Vallahi tabii bizim şeylerimiz, biraz evvel de söyledim, bunları bizim tek amacımız bu uçakları çalışır vaziyette tutabilmek. O nedenle teknisyen ihtiyacını karşılayabilmek için yaptığımız bu eğitimlerin sonucunda bunları bu bakım merkezlerinde işe alabiliyoruz. Özellikle Türk Hava Yolları'nın teknik şeysinde ve diğer hava yollarının teknik hizmetlerinde işe girebiliyorlar. Ve bunlar gerçekten çok büyük bir market, çok büyük bir pazar Türkiye için. Sadece Türk uçaklarının bakımlarını değil, yurt dışından gelen uçakların bakımlarını da yapmak zorundayız. Dolayısıyla bozulan bir uçağın başka bir yere gönderilmesi yerine geldiğinde Türkiye'de bakımlarını bulundukları yerde yapmak çok avantajlı. Hem ücret bakımından hem zaman bakımından. Dolayısıyla biraz evvel de söyledim, bunları uçurmak zorundayız. Havada olmasını sağlamak zorundayız. Onun için en kısa zamanda bu tamirleri, bu bakımların yapılması gerekiyor. Onun için çok büyük bir endüstri esasında Türkiye için. İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndaki gerçekten dünya klasında bir bakım merkezi.
Sadece Türk uçaklarının bakımları değil, dünyanın her yerinden uçakların bakımlarının yapılabildiği bir merkez. Gerçekten çok önemli bir iş imkanı öğrencilerimiz için. Yani önemli bir meslek. Bunu muhakkak öğrencilerimizin düşünmeleri gerekir diye düşünüyorum. Peki dersleriniz nasıl geçiyor? Nasıl yani uygulamalı dersler mutlaka ki? Pilotaj bölümünü yine açıyorsunuz ama diğerleri için de soruyorum. Şimdi isterseniz pilotajı önce pilotajdan bahsedelim. Tabii, pilotajlarımızın pilotaj eğitimi için 4 senelik bir eğitim, bir defa onu belirtmek gerekir. Bu 4 senelik eğitimin belli bir kısmı teorik eğitimler olarak Atılım Üniversitesi'nde verilecek. Diğer kısımları, uçuş eğitimleri ise Tekirdağ'daki Çorlu Havaalanı'nda verilecek. Dolayısıyla uçuş şeylerimiz, eğitimlerimiz Ankara'da değil, Tekirdağ'da yürütülecek. Teknik eğitimler, yani teorik eğitimlerimiz Atılım Üniversitesi. İlk 2 yıl mı teknik eğitim veriyorsunuz, sonrasında evet, mı? Hemen 2 yıl içerisinde bu teknik eğitimlerin, yani teorik eğitimlerin tamamlanmasını düşünüyoruz. Geri kalan 2 yıl içerisinde de uçuş eğitimlerinin Çorlu'da yapılmasını planlıyoruz. Bu çalışmaları daha yeni kurduğumuz için yapıyoruz. Yani planlamamız filan, her şeyimiz hazırlandı. Dolayısıyla inşallah bu sene içerisinde 30 öğrenci almayı planlıyoruz. Bu öğrencilerimizden 3 tanesini tam burslu olarak alacağız. Geri kalan 27'sini ise normal öğrenci olarak alacağız. Biraz evvel söyledik, çok pahalı bir eğitim bu. Bunu da söyledim. Ama dünyanın her yerinde böyle. Dünyanın her yerinde öyle. Dolayısıyla öğrenciler yıllık ücretlerinin üzerine bir de bu uçuşlarla ilgili olarak ödemeyi yapmak zorunda kalacaklar. Peki diğer bölümlerle ilişkili de birkaç şey söyleyeyim. Tabii, müsaade ederseniz. Tabii ki, şeyi de sorayım bunu anlatırken. İşte çift ana dal gibi imkanlarınız var mı öğrencilere? Evet. Bölümlerden bahsetmişken onu da tabii ekleyelim. Tabii ki. Bizim bakımla ilişkili teknik bölümlerimizin üzerinde aslında epeyce durduk. Bunların birçok laboratuvarları Atılım bünyesinde var. Tamamlayıcı laboratuvar anlamında gelecek hangar da zaten bu eğitimi bütünleyen bir noktada. Sivil Hava Ulaştırma işletmecilik kısmına baktığımızda aslında belki biraz onların nerelerde çalışacağından da bahsetmekte fayda var. Çünkü o da biraz bilinmeyenler arasında. Bizim mezunlar ağırlıklı olarak terminal işletmeciliği, yani bir terminale girdiğinizde kapıdan, girişten uçak kapısına gidecek olan noktaya kadarki süreçteki operasyonlardan sorumlu olabiliyorlar. Uçak kapısından sonra normal terminaldeki kapıdan uçağın kapısına kadar olan hizmetlerin verildiği yer hizmetleri dediğimiz bölümlerde çalışabiliyorlar. Hava yollarında çalışan öğrencilerimiz olacak ve bunun yanı sıra artı bir de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmeciliği Genel Müdürlüğü gibi devlet kurumlarında da çalışma imkanları bulacaklar. Bizim yine bütün dersleri İngilizce olan bir bölüm, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümümüz. Ve buradaki eğitimlerimizin büyük bir bölümünü bu alandaki ana oyuncularla beraber yapıyoruz. Yani yer hizmetlerinde TGS, Havaş, Çelebi, bu şahıslardan bir takım öğretim üyeleri
ilişkileri derslere giriyorlar. Keza terminal işletmeciliği ile ilişkili tavla yapmış olduğumuz işbirliği neticesinde bizatihi bir iki dersin tamamını havaalanında geçiriyorlar ve dolayısıyla öğrenci aslında mesleğine okurken biraz başlıyor ve biraz o havayı kokluyor. Onun da ciddi katkılarını ve önemini kesinlikle gördük. Sevip sevmeyeceğini de bir anlamda evet, anlıyordur evet, aslında. Evet, peki bu yan dal, çift ana dal bölümler arasında? Var aslında bu alanda girişimlerimiz. Örneğin işletmeciler için baktığımızda Uluslararası Lojistik ve Ticaret bölümü var Atılım Üniversitesi'nde. İşletme bölümünün kendisi var. Bu bölümlerle yan dal ve çift dal uygulamalarımız var. Hı hı. Keza uçak elektrik ve gövde motor bunların kendi aralarında da çünkü büyük bir bölümde aynı derslerle gidip daha sonra ayrışıyorlar. Bunlar arasında bu imkanlar var. Önümüzdeki yıl itibariyle Erasmus'la ilişkili bazı girişimlerimiz var, sonuçlanacak ve bu dolaşım programından Avrupa Birliği'nin istifade ediyor konumunda olacağız. Ve bunun ötesinde işte hem uçuş okulları olsun hem de diğer sivil havacılık okulları olsun ABD'de bazı okullarla eğitimleri birlikte yürütebilir miyiz gibi ön hazırlık çalışmaları yaptığımız faaliyetlerde söz konusu. Hocam peki toparlayacak olursak anlattınız. Çok heyecanlısınız. Yeni bölüm açıyorsunuz. Özellikle pilotaj için söylemek gerekirse. Neler demek istersiniz buna ilgisi olan öğrencilere? Hem kendi üniversiteniz açısından hem bölüm açısından. Bu arada yeri gelmişken ben bir iki şeyi de eklemek evet. istiyorum bu pilotajla ilgili olarak. Şimdi pilotaj sonucunda yani pilot eğitiminin sonunda öğrencilerimiz iki tane pilot lisansı alıyorlar. Bunlardan bir tanesi ilk aldıkları lisans, hususi pilot lisansı, PPL dediğimiz Private Pilot License eğitimin sonucunda alacakları lisans. Bunun arkasından ATPL dediğimiz Air Transport Pilot License dediğimiz bir lisans alıyorlar. ATPL lisansını aldıktan sonra artık bir havayolu şirketinde uçuş yapabiliyorlar. Pilot olabiliyorlar. Önce bir yardımcı pilot olarak işe başlıyorlar. Daha sonra ana pilot olarak şey yapabiliyorlar, devam edebiliyorlar. Peki neler söylemek istersiniz? Size ilgisi olan, yani sizin bölümünüze ilgisi olan öğrencilere, toparlayacak olan öğrencilere, toparlayacak olursak? Valla biraz evvel de söyledik. Adı teknisyen diye insanlar bunu çok fazla şey yapmıyor, almıyorlar. Ama durum öyle değil. Gerek iş garantisi olsun, gerek işe alındıktan sonra kazanımları göz önüne alındığında bence çok önemli mesleklerden bir tanesi ve ben bu mesleği çağımızın mesleği olarak nitelendirmek istiyorum. Bir anlamda gelecek vaat eden meslek doğrudur. Aslında. Geleceğin mesleği demek çok daha doğru diye düşünüyorum. Hocam siz? Havacılığın bu kadar geliştiği, sektörün bu kadar yaygınlaştığı bir ortamda havacılıktan bir kere kimse uzak durmasın. Sadece öğrenciler değil, herkes. Dolayısıyla bu alanda tercihlerini yaparken öğrenciler mutlaka iyice araştırsınlar. Demin hocamın söylediği çok önemli bir nokta var. Havacılık aslında bir sevgi ve coşku da işi. Bunu mutlaka içlerinde hissetsinler. Çünkü biz Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu olarak son 4 dönemdir zaten 4 yıldır okulumuz faaliyet içerisinde. Açılmış olan bütün kontenjanlarımızın tamamını dolduruyoruz. Boş bir kontenjanımız kalmıyor. Ama bunlardan daha sonra %5-10 oranında kayıda gelmeyenler oluyor.
Neden acaba? Sebeplerini araştırdığımızda birçok insan aslında bilmeden yazdığını ve bilmeden yazdıktan sonra işin ağır bir iş olduğunu, aslında sürecin uzun ve zor, meşakkatli bir süreç olduğunu. Bilinçsiz bir tercih yapılmasını. Evet, onun için benim öğrencilere en önemli arzum ve talebim, tercihlerinizi lütfen bilinçli yapın. Seçtiğiniz yerin altında ne var ne yok, ne mutlaka okuyun. Ve bizim için İngilizce diyorum. Siz bu noktaya çok söylediniz tabii ki. Çünkü çok acı çekiyoruz. Neden? Her sektör için çok önemli. Çok sizin önemli için ben. Olmazsa olmaz. Bütün yani. Komünikasyon, bütün YÖK'le Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün ortaklaşa yürüttüğü havacılık komisyonları oluyor. Çünkü Sivil Havacılık Yüksekokulu iki başlı bir yer. YÖK'e eğitim ve akademik açıdan bir şeyden anlatmak durumundasınız. Bir taraftan da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün esaslarını uygulamak zorundasınız. Buradaki tartışmalarımızın büyük bir bölümü yabancı dil üzerine odaklanıyor. Onun için atılıma yabancı dille ilişkileri olan insanları bekliyoruz. Havacılık. Tamam. Mesajınız alındı, emin olun. 2-3 kere ilettik arkadaşlarımıza. Hocam çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Yorduk sizi. Verdiğiniz bilgiler için de yeni bir bölüm. Evet. Belki de hepimizin de daha fazla bilgilenmesi gereken bir bölüm. O yüzden ben de teşekkür ediyorum. Çok Ankara'ya sağ olun. Da selamlar diliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun.